Meşru bir karar değildir. Hukuka aykırı bir karardır. Tümüyle siyasi bir karardır. Bu özel toplantıyı yapmamızın gerekçesi şu. Bütün medya mensuplarının doğru bilgilendirilmesi gerekir. Ve biz size Ataşehir Belediye Başkanı ile ilgili alınan kararın ne kadar hukuksuz olduğunu bütün ayrıntılarıyla size sunacağız. Ben sunmayacağım. Bir hukukçu arkadaşımız size sunacak. Şimdi ben sözü hukukçu arkadaşımıza veriyorum. Daha sonra aşağı ineceğiz, ben aşağıda konuşacağım. Buyurun. Kıymetli basın mensubu. Biraz şu tarafa gel istersen. Tabii ki. Evet, buyurun. Gel biraz daha şöyle gel. Çok kısa ve öz. Arzu eden arkadaşlara da arzu ettikleri kararları ayrıca vereceğiz. Kıymetli basın mensubu, ben Sayın Battal İlgezi'nin avukatıyım. Sizlere bir basın özeti hazırladık konuya dair. Aynı zamanda daha önce verilen kararlarla ilişkin bunlarla ilgili dosya numarada bu kararda mevcuttur. Öncelikle ben bunu okumak istiyorum müsaadenizle. Avukat İnan Bektaş. İnan Bey, biraz da sesli. Tabii ki. Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezi'nin görevden uzaklaştırılmasına dair usul ve yasaya aykırı kararı ve dayanağı olan gerekçelerin asılsız olduğuna dair basın bildirisi özeti. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 08.12.2017 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması ile Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezi'nin Anayasa'nın madde 127 taksim 4 ile 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun madde 47 gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği açıklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararı gerekçe olarak, Belediye Başkanı seçilmeden evvelki işlerini seçildikten sonra sonlandırdığı izlenimi vererek, bu işlerini yakın akrabaları ile siyaset ve iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve şirketler ile devam ettirmesi, yakın akrabalarınca ekonomik durumlarına uygun olmayan şekilde ciddi miktarlarda gayrimenkul edinilmesi iddiaları. Kamuoyu ve basında bu rezidans olarak bilinen inşaatın arsasının alımı ve yapımı esnasında usulsüz işlemler yapılarak belediyenin zararı uğratıldığı iddiası. Kamuoyu ve basında adı geçen Arguvan Barış Parkı yapımı amacıyla yapılan yap, işlet, devret ihalesinde fesat karıştırıldığı ve bu sebeple belediyenin zararı uğratıldığı iddiası sebebiyle derdest dava bulunması, Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezi hakkında haksız mal edinme iddiası sebebiyle hakkında açılmış derdest dava bulunması, Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezi hakkında belediye mücavir alanları içerisinde, Ataşehir içerisinde ikamet eden vatandaşların ruhsata aykırı inşaat edilmiş yapıların yıkımını gerçekleştirme iddiaları gösterilmiştir. Bir dakika. Bunlar iddialar. İçişleri Bakanlığı'nın yazısındaki iddialar bunlar. Evet, devam ediyoruz şimdi. Bu iddialara ilişkin açıklamalarımız. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezi'nin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırmasına dair kararın dayanağı olan gerekçelere ilişkin iddialar usul ve yasaya aykırı olup hukuki temeli olmayan siyasi sahikle ileri sürülen iddialardır. Şöyle ki, 1. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından müvekkilimizin görevden geçici uzaklaştırmasına sebep olarak gösterilen 6 sebepten 4 sebep müvekkilimizin akrabalarına veya yakınlarına ait haksız mal varlığı artışı veya mal gizlemesi iddiaları olmasına karşın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2015 100.639 soruşturma dosyasında belgelerim mi? Çıkartır, sunarız onu efendim. Soruşturma dosyasında 03.08.2017 tarihli ek kavuşturmaya yer olmadığına dair karar ile akrabaları veya yakınlarının haksız mal edinme ve gizleme suçu işlemediğine yönelik karar vermiş ve bu karar kesinleşmiştir. Yani yakınlarının bir mal edinmine dair bir husus olmadığına dair, kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 2. Bu kararda arzu buradadır. Arzu eden arkadaşlara bu kararlar verilecek. Tabii. Evet. Birinci karar. Bu birinci karardır. 2. Sayın Battal İlgezi hakkında bu rezidans ile ilgili olarak daha evvel herhangi bir usulsüzlük ve yasaya aykırı işlem tesis edilmediğinden soruşturma izni verilmemiş ve bu karara karşı yapılan itiraz da Danıştay Başkanlığı tarafından reddedilmek suretiyle müvekkilimiz Sayın Battal İlgezi hakkında bu rezidans ile ilgili herhangi bir yasaya aykırı işlemin bulunmadığı yargı kararıyla tespit edilmiştir. Bu karara dair hem şikayetler olmuştur, kavuşturma yer olmadığına dair kararlar verilmiştir. Bu İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermediğine dair kararıdır.
Bu kararın yine devamında Danıştay'ın da itiraz üzerine verdiği red kararıdır. Devamı yine talep edilirse sunulur. Yani ikinci şey de çürümüş. Tabii ki. Yani şikayetçiler evet. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği karara dair itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edilmiştir. Ve bu itiraz neticesinde Danıştay incelemesine tabi tutulmuş ve Danıştay da bu hususları ciddi görmeyerek reddetmiştir. 3. Sayın Battal İlgezdi hakkında Erguvan Barış Parkı ile ilgili olarak daha evvel herhangi bir usulsüzlük ve yasaya aykırı bir işlem tesis edilmediğinden soruşturma izni verilmemiş. Bu karara karşı yapılan itiraz da Danıştay Başkanlığı tarafından reddedilmek suretiyle ve aynı yönde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve itiraz merci olan İstanbul 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararları ile de müvekkilimiz Sayın Battal İlgezdi hakkında Erguvan Barış Parkı ihalesi ile ilgili herhangi bir yasaya aykırı işlemin bulunmadığı yargı kararları tespit edilmiştir. Bu yerde yine şikayet konusu olmuş. Bununla ilgili bakanlık tarafından inceleme yapılmış. Bakanlık nezdinde soruşturma izni verilmesine dair karar verildikten sonra yine itiraz üzerine Danıştay'a gitmiş. Danıştay da bu itirazları reddetmiş. Ayrıca yine bu yerle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Savcılık kavuşturma yaramadığına dair karar vermiş. Yine bunun üzerine itiraz edilmiş. İstanbul Anadolu 2 Ağır Ceza Mahkemesi de yine bu itirazı reddetmiştir. Yani tüm aşamalar geçilmiş ve kesinleşmiş bir karar vardır burada. 4. Sayın Battal İlgezdi ve ailesi hakkında usulsüz herhangi bir mal edinme eyleminin bulunmadığına yönelik olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 08-10-2014 tarih ve 2012 Taksim 51.523 soruşturma 2014-122.271 karar sayılı karar ile kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. İş bu takipsizlik kararının kesinleşmesine karşın herhangi bir yeni delil delil ve yeni delile ilişkin hakimlik kararı bulunmadan müvekkilimiz Sayın Battal İlgezdi hakkında kamu davası ikame edilmiştir. Bu dava sebebiyle her türlü delil toplanmış ve geniş çaplı bir inceleme yapılmış olup müvekkilimizin etki edebileceği herhangi bir delil bulunmamaktadır. Buna karşılık bu denli etki yaratan görevden geçici uzaklaştırma kararı verilmesi yerinde değildir. 5. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 O da bundaydı zannedersem. Bu toplu kararlar olduğu için yine devamında var bunların. Bunlar da incelendiğinde yine aynı hususlar görülecektir. Evet. Size dağıtılacak şu an. Evet. Bunlar dağıtılacak. 5. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 33.261 soruşturma nolu dosya üzerinden Ataşehir ilçesindeki vatandaşlar tarafından inşa edilen ruhsata aykırı gece konduğu ve yapıların yıkıma ait kararların infaz edilmemesi sebebiyle hazırlanan iddianame uyarınca İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi 25.06.2015 tarih ve 2014-400 esas 2015-457 karar sayılı dosya üzerinden beraat kararı verilmekte iş bu kararda kesinleşmiştir. Bu karar da buradadır. Bu kararda Ataşehir ilçesindeki birçok bina hakkında Sayın Belediye Başkanımız diğer yetkililer hakkında bir kavuşturma olmuştur. Bu kavuşturma neticesinde mahkeme kararı kesinleşmiştir ve mahkeme tarafından belediye başkanımızın Ataşehir'deki birçok imara aykırı yapının olması, yine bu Türkiye genelinde bir sorun olması sebebiyle ve diğer gerekçelerle müvekkil hakkında beraat kararı verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Daha önce Kadıköy ve Üsküdar'da gelen... Evet, tabii. Evet. Bunlar tabii ki Kadıköy'den, Üsküdar'dan, Ümraniye'den gelen mahallelerdeki kaçak yapılara ilişkin bir inceleme olup devam eden soruşturmalarda da yine müvekkil hakkındaki incelemeler bu ilçelerden gelen eski yapılara ait. 20-25 yıllık yapılardır bunlar. Sonuç olarak Sayın Battal İlgezdi hakkında akrabaları, yakınları ve şahsı ile Buz Rezidans ve Erguvan Barış Parkı ihalesiyle ilgili bizatihi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izinleri verilmemiş, verilen soruşturma izinleri Danıştay tarafından kaldırılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen kavuşturmaya yaramadığına dair kararlar kesinleşmiş ve açılan ceza davalarında da beraat kararları verilerek bu kararlar kesinleşmiştir. Hal böyleyken yeniden benzer mahiyetlerde başlatılan yeni inceleme ve soruşturma ile davalar gerekçe gösterilmek suretiyle müvekkilimiz Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırma kararının hukuki temeli olmadığını ve bu kararın siyasi saygı tesis edildiği sebepleriyle alınan uzaklaştırma kararı hakkında her türlü yasal yollara başvuracağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bizim burada yanımızda basın özetine dair yine dosya numaralarının belirtildiği bildirimimiz var. Bunları dağıtacağız. Sonra. Peki, sonra. Tamam. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, bu açıklamayı bir savunma olarak düşünmeyin. Asla bir savunma değil. Sadece ve sadece sizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla yapılıyor bu basın toplantısı. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur.
verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye başkanımız daha önce medyada yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle doğrudan doğruya gidip savcılığa kendisini, ailesini ve yakınlarını ihbar etmiştir. Buyurun her türlü soruşturmayı yapın demiştir. Ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamından da aklanmıştır. Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar. Yılmayacağız. Kılıçdaroğlu konuşmasın. Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için sonuna kadar konuşacak. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım, vicdanları. Koltuklarında oturup ahkam keseceklerine, hukuku ifade edeceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar? Biz onlara belge gösterdik, oturup onlar da hesabını verselerdi. Bizim söylediğimiz gibi. Belgeleriyle, dokümanlarıyla. Bizim belediye başkanlarımız manadalarında şirket mi kurdu? Bütün banka hesapları denetlendi. Bütün banka hesapları. Yaptığı her alışveriş denetlendi. Kredi kartları denetlendi. Denetimden korkmayız. Ama haysiyet cellatlığına da kimse kusura bakmasın, gözümüzü kapatmayız. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız. Kısaca söyleyeceklerim bunlara değerli arkadaşlarım, teşekkür ederim.